When it rains, it pours.
Amaç tamamen bence özgürleşmek. Yani doğa arkasından gelen bir şey. Bu son pandemiden sonra doğaya dönüş başlaması aslında bir yandan doğaya dönmek değil, insanlardan uzaklaşmakla başlayan bir şey. Ama daha geriye gittiğin zaman karavan aslında sonuçta pandemide ya da pandemiden birkaç yıl önce keşfedilmiş bir şey değil. Yıllardır bir sürü insanın kullandığı ama son yıllarda çok popüler olan bir kültür. Dolayısıyla amaç özgürleşmek olunca modeller çok farklı olabilir. Herkes kendi ihtiyacı kadar. Yani bizim cevabını aradığımız soru pick-up üstü camper mı, çekme karavan mı, çekme off-road karavan mı, normal karavan mı, kaç metre olacak veya işte normal çekme camperlar mı? Bu tamamen kişinin konfor alanıyla ilgili. Yani ben çadır disiplininden geldiğim için benim için karavan çok konforlu. Ama normalde şehir hayatına çok alışkın biri için küçük karavanlar çok konforlu olmayabilir. Soruya geri dönünce biliyorsunuz bu ikinci video aslında. Birinci videoyu pick-up üstü camper'la yapmıştık. O yani YouTube kanalında bulabilirsiniz o videoyu. Bu çekme karavan videomuz. Bir haftadır aşağı yukarı geziyorum. Daha önce çekme karavan deneyimim var tabii ki. Ama biraz daha bu gözle bakarak, anlamaya çalışarak yani çekme karavan nedir, nerede zorlanıyor vesaire onu anlamak için. Tabii sizler beni takip ettiğiniz için benim yol yapma ve kamp yapma kültürüme ne kadar uygun onu değerlendiriyoruz. Çekme karavan bir kere bana sorarsanız butik otel gibi düşünebileceğiniz bir şey. Yani bir şehre gittiğinizde bungalov tutup, küçük bir bungalov tutup orada kalacağınıza bir çekme karavan taşıyıp arkanızda bunu birçok yere götürüp her yerde aslında bir miktar ücretsiz konaklama ve kendi alanınızda konaklama. Yani tamamen kendi yarattığınız, kendi düzeninizi kurduğunuz bir alanda. Ha çekmek kolay mı? Çok zor diyemeyiz. Biraz tecrübe ve deneyim gerektiriyor ama çektiğiniz yere götürüp bırakıp mesela ben buraya geldiğimde bazı şeyler unutmuştum alışveriş yapmak için. Atlayıp arabaya gittim, alışverişimi yaptım, geldim. Bu bence dediğim gibi taşınabilen butik bir otel ve bütün konforlara sahip olduğu için ısınma, işte mutfak, su, duş, tuvalet gibi özelliklere sahip olduğu için rahat ve keyifli bir seçenek olabilir. Özellikle ve özellikle çocuklu aileler için ve biraz daha ağırlığına düşkün çiftler için bence çok ideal. Tek kişi için biraz iddialı olabilir çekme karavan. Amaç ne kadar özgürlük de olsa sonuçta arkanızda bir çekme olduğu için her yere gitmek ve çok özgürce hareket etmek gibi bir lüksünüz olmuyor. Ama dediğim gibi çok ideal. Kişi için de bence acayip keyifli. Çok keyifli zaman geçirilebilir. Özellikle bir yerlere gidip orada konaklıyorsanız, birkaç gün sabit kalıyorsanız bence çok ideal bir çözüm olabilir. Peki çekme karavan bakarken dikkat etmemiz gereken şeyler neler? En önemlisi yani bütün konfor özellikleri ayrı. Isıtması, işte bazılarında klima var, buzdolabı, tuvalet, duş. Bunlar zaten seçilebilir şeyler. Mesela bu karavanda mover var. Yani arabayı yanaştırırken uzaktan kumandayla oyuncak araba gibi hareket ettirebildiğiniz bir sistem var. Bu bile aslında büyük rahatlık. Acemiler için çok büyük rahatlık. Ama en önemlisi yağlı tım. Çünkü ister yaz, ister kış, ne olursa olsun yağlı tım bir karavanın, çekme karavanın bence en önemli özelliği. Kışın sizi sıcak tutacak. Yazın o böyle içeride fırın gibi olmaması için iyi bir yalıtım gene çok önemli. Yazın da sizi serin tutacak. Şu anda kaldığım yerde hava 10 derece. Tabii işte küresel ısınma falan diye konuşuyoruz ya. Dün yaklaşık 24 dereceydi. Bayağı da açık alandayım görüyorsunuz. Güneşin altındayım. Karavanın içi gerçekten serindi içine girdiğimde. Normal şartlarda hamam gibi olması lazım. Çadırda konaklayanlar veya araç üstü çadırlarda konaklayanlar bunu çok iyi bilirler. O sıcak adamı öldürür. Yani ızdırap olur. Özellikle yaz aylarında ki 35 artık 35'ler normal sıcaklıklar oldu 40-45'lere kadar. Yalıtımı iyi olmayan bir karavan sizi gerçekten çok hırpalar. Bütün tadınızı kaçırabilir. Keza kışın da çok soğuk havalarda evet Webasto ısıtıcı kuruyoruz ama ısıtıcının da ürettiği sıcaklığın içeride korunması çok önemli. O yüzden tekrar diyorum yağlı tım çok önemli. İlk bakmanız gereken şey bence. Bunun dışında konfor özellikleri her şey var. Mutfak içeride ya da dışarıda olabilir. Bu araçta dışarıda birazdan akşam yemeği yapacağız görürsünüz. Klimaya kadar konabiliyor. Ama bence klima çok gerekli değil. Çünkü karavan içinde çok zaman geçirilmiyor. Geceleri de normal şartlarda çok özel bir coğrafyada değilseniz serin oluyor yalıtımınız da iyiyse. Buzdolabımız var bunda. Aydınlatmalarımız var. Bu karavana özel burada ranza da var. Çocuklar için düşünülmüş. Ben bunu kampasın sahibinin karavanını aldığım için test etmek için rica ettim. Sağ olsun o da beni kırmadı.
Bunda ranza var ama ranza yerine çalışma masası vesaire gibi şeyler konabilir ya da mutfak içeri alınabilir. Böyle seçenekler mevcut. Peki avantaj dediğimiz zaman hani çekmek arabanın avantajı dediğim gibi bir yere park edip bırakabiliyor ve ondan bağımsız hareket edebiliyor olmanız bence en büyük avantajlarından bir tanesi. Yani butik bir otel taşıyor gibi düşünün. Yalıtım iyi ise birçok konfora sahip zaten. Dezavantaj ne? Dezavantaj da bir şey çekiyor olmanız. Yani çok ekspedisyona uygun bir ürün değil. Bu off-road bir karavan. Benim geldiğim yeri de yolları gördünüz. Birçok yere gidebiliyorsunuz. Ama çok zor bir yerde, çok dar bir alanda kaldığınız zaman maalesef bir dezavantajı var. Geri geri gitmek zor. Karavanı söküp, taş çevirip, sonra aracı döndürüp gelme gibi imkanlar olabilir ama bazı yerlerde bir tedirginlik yaşatabiliriz. Özellikle zor koşullarda, yani ağır çamur, ağır kar olan yerlerde. Tabii herkes böyle yerlere gitmiyor. Ben biraz kendi bakış açımdan anlatıyorum. Buralarda biraz zorlayabilir ama onun dışında uzun yolda aracınızda pick-up'larla çekilebiliyor. Ben bir majör problem yaşamadım. Bu araç 750 kilo altı bir araç. Yolda dediğim gibi majör problem yaşamadım. Her şey keyifliydi. Çeki demiri tabii olması lazım ve çeki demirin ruhsata işleniyor olması lazım. Böyle onu kısa bilgi olarak vereyim. Çok sorulan bir şeydi. Bir çeki demirini taktırmanız tabii ki lazım. Ama onunla mutlaka ruhsata işli. Sonradan da muayeneden geçiyor olması lazım. Bir şey var. Böyle bir şey çekiyor olmak için. Şimdi biraz içini göstereceğim size. Yani çekme karavan nedir? Bu 4, 5,5 metrelik olması lazım. Evet, 5,5 metrelik bir karavan. Yani 3,5'tan 6,5'a kadar seçenekler var. Daha da genişleri de var ama genelde bu marjda dönüyor. Sadece içine girip uyuyabildiğiniz yatak olan versiyonlar da var. Hiç içinde oturup zaman geçiremeyeceğiz ama bu benim için şöyle bir avantajı oldu. Ben zaten çadırda kaldığım zaman çok fiziksel güç harcıyorsunuz ve birçok şeyle uğraşmanız gerekiyor ama mesela akşamları içeride masamı açıp, bilgisayarımı açıp, blog yazılarımı yazabiliyorum. İşte işlerimi halledebiliyorum falan. O yüzden benim için biraz tatil gibi oluyor. Çok keyifli. Biraz içini göstereceğim. Nerede ne var? Hangi özellikleri var? Ondan sonra da yavaş yavaş akşam yemeğine geçeriz. Sorularınız olursa zaten mesajlarda atarsınız. Orada detaylıca cevap veririz. Kampasla beraber. Ana hatlarıyla böyle. Şu aşamada söyleyeceklerim bunlar. Biraz içeriye gezelim. Bakalım içeride ne var ne yok. Nasıl içerisi. Bu bayağı konforlu bir ürün bu arada. Hatta sektördeki en iyi markalardan bir tanesi sağ olsunlar. Kırmadılar. Ben iyi bir örnekle anlatmak istedim bunu. Çünkü kötü örnek örnekten sayılmaz derler. Neyse hadi uzatmıyorum. Geçelim. Şimdi içeriye girmeden önce bir hemen mutfağı göstereyim size. Birazdan zaten yemek yaparken detaylarını göstereceğim. Burası karavanımızın, bu karavanın mutfağı. Her karavanda farklı olabilir. Öne gelen bir panel var. Bence karavandaki en önemli şeylerden bir tanesi saklama alanı. İçeride de göstereceğim. Bunun bolca saklama alanı var. Bunlar o kadar önemli oluyor ki şimdi biz koca koca evlerde yaşadığımız için ne kadar önemli olduğunu farkında değiliz saklama alanının ama küçük bir alana geçtiğinizde ciddi çok şeye ihtiyacınız oluyor. Standart bir mutfakta bile eğer uzun bir tura çıkıyorsanız 15 gün bir ay o zaman gerçekten oluyor. Bak buralarda alttaki dolapları gösterdim. Burada gene dolaplar var. Bir sürü şey koyulabiliyor. Bu 3-4 tane var. Bu yan taraflarda şunu şöyle kaydıralım. Yan taraflarda gene raflar var. O tarafta da var. Şurada gördüğünüz cepler var. Bunlar da bir sürü alan. Çok da önemli. Bak içeride böyle bir yer yapmışlar. Bak burada bile bir alanı var. Ve oldukça da derin. Bu detaylar önemli. Hemen burada prizimiz var. Burada bir çakmak şarjımız var. Yani bu detaylar ufak ama önemli farklar çok iş görüyor. Burada 220 volt çıkış var bu karavanda. Bazılarında var, bazılarında yok ama bunda öyle bir özellik var. Ha bu arada şimdi bu göstereceğim şeylerin çoğu birçok karavanda var. Tabii markalara göre, içindeki ürünlere göre kaliteler fark edebilir. Ama bu özelliklerin birçoğu standart. Bazıları da bu karavana özel ekstradan konmuş şeyler. Hadi bakalım. Hemen burada bir kontrol panelimiz var. Burada aydınlatmalar, buzdolabı, hidrofor vesaire gibi birçok özelliğin switchleri var. Ama bunlar aynı zamanda buradaki dijital ekrandan da yapabiliyorsunuz. Artık bu mobil ekranlar karavanın içinde de istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz veya dışarıda kullanabiliyorsunuz. Işıkları açıp kapatabiliyorsunuz. Birçok özelliği buradan kontrol edebiliyorsunuz. Birçok yerde var. Ha burada başka ne var? Burada enerjinizi gösteriyor.
Güneş paneli var tabii. Birçok artık karavanda güneş paneli var. Güneş panelinden depoladığınız enerjinin miktarını gösteriyor. Su deposu var, yakıt deposu var. Çünkü içeride bir ısıtıcı kullanıyoruz. Mazotlu ısıtıcı var içeride. Bu da onun kontrol paneli. Bu dün baktım 35 dereceye kadar ısıtıyor. Tabii geceleri sıcak oluyor çünkü Bolu'dayım, 1600 rakımdayım. Hava soğuk oluyor tabii normal olarak geceleri. Burada 220 voltu açıp kapattığınız bir yer var. Bu karavanda klima bile var. Burada klima. Ya bilmiyorum nerede kullanılır ama tabii klima kullanmak güneş enerjisiyle çok çabuk tüketir. Karavan parklarında 220'ye bağlı olduğunuz için düzenli olarak bir sorun olmaz. Bu da nem ve sıcaklığı kontrol eden ayrıca bir paneliniz var. Bu setup birçok karavanda yani çekme karavanda benzer setuplar var. Ama bunun bazı dediğim gibi klima gibi vesaire gibi bazı öne çıkan tarafları var. Bunlar opsiyonel olarak sunulabiliyor. Bu alan ranzo olarak düşünülmüş. Burası yaklaşık 2 metreye yakın. İki çocuk tabii ki veya iki arkadaşınız da olur. Orasına ben karışamam. İstersen 4 arkadaşın olsun. Bu arada 4 kişilik bir karavandayız. 2 kişi burada, bir de ebeveyn yatağı var. Orada da 2 kişi kalabiliyor. Bunların altı aynı zamanda depolama alanı. Dediğim gibi depolama çok önemli. Yola çıkınca anlıyorsunuz. Yani bir iki günlük kamplarda çok önemli değil ama bir karavanda yeterli depolama alanı olması gerçekten çok önemli. Çünkü uzun turlarda çok acayip oluyor. Çok faydası oluyor. Benim uyku tulumum şimdilik burada çünkü bu tarafta masayı kullanıyorum. Yani ne tarafta? Buyurun. Bak ne dedim? Saklama alanları. Burada 3 tane kocaman dolap var. Bu altta da bir tane var. Burada da bir depolama alanım var. Neymiş pardon. Orası teknik bölünmüş. Burada bir depolama alanım var. Burada buzdolabım var. İçinde gösteririm. İşte küçük değil bu arada. Bayağı iş görüyor. Ben yaklaşık ne kadar 10 günde falan yoldayım. Hiçbir şeye ihtiyacım olmadı yani. Aynı malzemeyi taşıyorum ve banyomuz var. Banyo var ya. Banyo, tuvalet. Evye yeni içeri saklama alanları var. Duş var. Ve burası da yaşam alanı. Ben burada akşamda çalışıyorum. Yani laptopumu açıp birkaç gündür bazı işlerimi burada hallediyorum. Bence çok rahat. Konforlu bir alan. İşte böyle uzan, o tarafa uzan, bu tarafa uzan. İki kişi için çok ideal. Yani dört kişi aynı anda burada olursa, dört kişi gerçi burada dört kişi de rahat oturur. Evet, dört kişi bunda çok rahat oturur. Ama içeride zaman geçirmek için ben daralırım. Yani hani oturanına saygı duyarım ama ben daralırım. Keyifli bir alan. Burası aynı zamanda ebeveyn yatak odası. Ha şuraya belki arayla bir şeyle bile kapatılabilir bilmiyorum. Bu da notlara geçsin kampasa. Oraya bir perde güzel olabilir. Bu masa aşağı iniyor, bu kapanıyor. Kocaman bir yatak oluyor. Tabii ki onu da göstereceğim birazdan. Ama yaşam alanım bu. Yukarıda çok güzel bir aydınlat şey var. Pencerem var. Dolayısıyla gün ışığı tamamen içeride sanki ışık yanıyormuş gibi. Bunlar ister sineklik, ister gölgelik tamamen kapanabiliyor. Ya da böyle açabiliyorsun. Ama bunlar karavanlarda standart. Yani bu şeyler tabii markası, modeli, kalitesi değişir. Ama bunlar zaten standart. Bunlar aynı zamanda da havalandırma için de kullanabildiğin yerler. Ah, mis gibi daha havası içeride. Sinekliğini de kapat. İyi ya. Alışır insan bu rahatı. Tembelleştirir biraz ama keyifli. Tenteyi topladım. Çünkü yüksek rakımdayım ve dağdayım. Bu yüksekliklerde geceleri ciddi sert rüzgarlar çıkabiliyor. Sabah da çok rüzgar vardı. Tente zarar görebilir. Sonuçta emanet. Dikkat etmek lazım. Sizin de aklınızda olsun. Yani yere iplerle, kazıklarla sabitleyebilirsiniz. Öyle yoksa kapatmak daha doğru olur. Bu arada bu off-road bir karavan. Yani kullanılan lastikler, aracın yüksekliği ve aerodinamiği, amortisörleri vesairesi ona göre ayarlanmış. Her karavanda bu coğrafyalara gelemez. Onu da söyleyeyim. Yani normal sıradan bir çekme karavan buralara gelemeyebilir. Soğudu. Güneş gidince. Evet, daha iyiyim şimdi.
Hadi gidelim yemek yapalım. İşte böyle bir yerde, böyle bir manzarada şu yediğin yemeğin tadını hangi parayla satın alacağım? Keyfe bak. Karavan iyidir. Çadır daha iyidir de. Harika bir gün batımıydı.
Bir de şu an duyuyorsunuz ya da duyamıyorsunuz desem, sıfır ses var ortamda. O bütün kuş cıvıltıları gündüz vesaire, şu an acayip bir sakinlik var. Hakikaten çıtı yok. Sessizliğe ne kadar hasretiz ya, değil mi? Evet, yorucu bir gündü. Güzel bir yemek. Artık ufaktan toparlanma ve yatma zamanı. Dediğim gibi bu ikinci videoydu. Üçüncü ve dördüncü videoda gelecek. Onlarda bir tanesinde 4x4 bir karavan test edeceğiz. Bir tanesinde de bir çekme camper gibi bir şey. Yani araç üstü çadır var ama içinde depolama alanı olan, mutfağı olan bir ürün deneyeceğim inşallah, bir aksilik olmazsa. Yani bunlardan hangisi en iyi, herkesin kendi konfor ihtiyacına göre iyiler değişiyor. Amaç her birini doğru anlayıp hangisi bize uygun ona karar vermek. Bizi en çok mutlu edecek versiyonu bulmak. O yüzden zaten amacımız da buydu. Yani şimdi ben yavaş yavaş günü bitireceğim. Yoruldum. Sakin. Bir uyku beni bekliyor.